Merhaba arkadaşlar, ben direksiyon öğretmeni Can Çukurca. YouTube, EDTV, YouTube Can Çukurca. Direksiyon sınavı öncesi araç ön kaput içerisindeki motor bölümündeki parçaların isimlerinin anlatımını yapacağız. Değil mi Aliye Hanım? Ben anlatacağım, sonra sen anlatacaksın. Akü, sigorta kutusu, motor soğutma suyu, içerisinde antifriz var donmasın diye, cam suyu, silecek suyu, fren yağı koyma yeri, el freni işaretine benziyor şuradaki. Motor, buranın içerisinde hava filtresi var. Şu kısım radyatör. Burası motor yağı koyma yeri. Bu da motor yağının ölçüm çubuğu, iki çizgi arasında olacak. Tekrar akü, sigorta, motor soğutma suyu, antifriz var içinde, cam suyu, fren yağı koyma yeri, motor yağı koyma yeri, motor yağı ölçüm çubuğu, iki çizgi arasında, motor, hava filtresi, radyatör. Bu şekilde. Aklında kalanları söyle tekrar bana bakalım. Akü. Tamam. Sigorta. Tamam. Motor suyu. Evet. Soğutma suyu. İçinde ne var? Antifriz var. Tamam. Cam silme suyu. Evet. Motor yağı. O. El freni yağı. Aynen. Fren yağı. Fren yağı. El freni yağı. Tamam. Motor yağı. Tamam. Burası da hava filtresi. Tamam. Bura. Motor. Şu. Yağ çubuğu. Ölçüsü. İki çizgi. Burası da tamam. Radyatör. Radyatör. Okey. Bu şekilde ön taraf. Bir daha tekrar edebilirsiniz istersen. Akü. Tamam. Sigorta. Motor soğutma suyu. Tamam. İçinde antifriz var. Tamam. Cam silme suyu. Evet. Fren yağı. Tamam. Motor yağı. Evet. Motor çubuğu. Yağ iki, çubuğu. Yağ çubuğu. İki. Çizgi arasında. Hı. Motor, evet. Radyatör ve hava filtresi. Tamam, demek ki bu kadarmış. Hadi bakalım kapatacağız. Şimdi destekle tekerle, sol elinle. Destekle. Seni çekmeyeceğim. Tamam. Çakalım. Aferin. Bırakalım. Şimdi burayı kontrol ettiğini, ne olur ne olmaz. Anlaşıldı mı? Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Gel. Bastık fiyat yazısına, bagajımızı kaldırdık değil mi? Aracımızın arka kısmında olanlar var. Bunlar da şu şekilde başlayacak ilk önce. Hemen iki yardım setimiz var. Takos tekerlere konuluyor ön tarafına park ettikten sonra kaymasın diye. Ya da aracımızın lastiğini değiştirdiğimizde koyuyoruz. Çekme halatı, iki yardım seti, üçgen reflektör, kaza anında şehir içi 30, yerleşim yeri dışı 150 metre. Buraya geliyoruz. Yangın tüpümüz var şurada. Yangın tüpü. Yedek lastik, stepne. Araçları kaldırmak için, lastik arızalandı ya, araçları kaldırmak için ne yapıyoruz? Kriko. Bijon anahtarı lastiklerin somunlarını açmaya yarıyor. Çekme demiri, aracı çekerken halatı bağlayacağız. Bu arabaya montaj ediliyor. Ya çekiyoruz ya bizi çekiyorlar. Bu da kriko kolu. Tekrar yedek lastik, kriko, bijon anahtarı, kriko kolu, çekme demiri. Bu şekilde aracın içerisindeki bagajında olanlar. Sen söyle aklında kalanları tekrar. Yangın tüpü, yedek tamam. Lastik. Tamam. Kriko. Tamam. Bijon anahtarı. Tamam. Çekme aparatı. Demiri, evet. Kriko kolu. Tamam. Takos. Tamam. Çekme halatı, ilk tamam. Yardım seti. Bir ve de. Üçlü reflektör. Kaç metreydi o? Evet, şehir içinde 30, şehir dışında 150. 150 metre. Bagajda da olanlar bunlar. Şimdi burayı da kapatalım. Hemen kapattık. Bırakıyoruz. Tamamdır. Araca geçelim. Evet. Aleyna Hanım, şimdi araca bindik değil mi? Hemen ayarlıyorsun koltuğunu. Birincisi ne yapıyordun? Yüksekliğini ayarlıyorsun değil mi? Hı-hı. Çok iyi. İkincisi alttan çekiyorsun. Aynen. Burada ne yapacaktık? Dizimiz değmesini istemiyorduk. Bir de direksiyonda bak mesela. Bazıları aşağıda kaldır bakalım. Bazıları aşağıda tutabilir değil mi direksiyonu? Neredendi? Mandal var değil mi orada? Aç bakalım. Yukarı aşağı oynat. Aferin. Nasıl ayarlamak istiyorsan öyle. Dizin sıkışmayacak şekilde ve kendini rahat tutabildiğin şekilde. Tekrar buradaki mandalı kapattık değil mi? Evet. Yani direksiyon altındaki mandaldan bazıları boyu uzun olabiliyor, büyük olabiliyor, kilolu olabiliyor değil mi? Hı. Sığmıyor, duruma göre ayarlıyoruz. Ayarladık. Koltuk ayarımızı neye göre yapıyormuşuz? Debriyaj pedalına, basma noktasına göre. Debriyaj pedalını ayağımızda neresiyle basıyormuşuz? Kıvrımıyla değil mi? Evet. Ayak kıvrımıyla. Rahat mısın basışta? Rahatım. Tamam. Güçlü basacağız. Peki nereyle basacaktık ayağımızın? Diziyle. Evet. Göster diz kapağının olduğu yeri. Tamam. Şu kısımdaydı değil mi? Şurayla baskı uyguluyoruz. Okey. Direksiyon pozisyonu da şurada nasıl oluştu? V şekli oluşacak.
sırt pozisyonda nasıl olacak? Şöyle oturmuş oluyor değil mi? Tam rahat bir pozisyon. Dikizini ayarlar mısın Ali yine? Arkayı tam göreceğiz değil mi? Bu şekilde olacağız. Araca bindik ya. Sonra vitesimiz boşta mı kontrol eder misin? Neden bunu yapıyoruz biliyor musun? Kontağı çevirir misin? Elektrik ver sadece. Tamam. Sağ ve sol aynı ayarı yapacağız ya biz. Şimdi şuradaki joystick vardı ya. Sağ ayna seçili, üstteki de ayar yapıyor. Sol ayna seçili, üstteki ayar yapıyor. Sağ aynayı seçelim. Neyi görecektik? Kapı kulpları şöyle görünecekti değil mi? Az olarak baktığımız zaman. Ayarla kendine göre. Yukarı aşağı fark etmez. Yani düzgünse de kendine göre ayarla. Şöyle görünecek. Şimdi sol aynayı seçer misin? Düğmeyle seçtik. Sol tarafı da ayarlıyoruz. Bu şekilde görselimizi ayarladık. Aynamızın bakış açısı iyi değil mi? Aynen bak senin açında şu şekilde ikisi de görünüyor. Bu kısım da tamam. Aynalar da tamam. Şimdi aracın içerisinde komisyon olarak ben bindim. Bindikten sonra burada ne yapacağız? Başlamadan önce kemerini taktım. Ve araç içi göstergeleri tanıtacağız. Anlaşıldı mı? Araç içi gösterge tanıtımını yapacağız. Şimdi Aleyna araç gösterge tanıtımını hep birlikte yap. Evet sol düğmeler ne işe yarıyor? Şu soldakiler. Camları evet. Açıp üstteki. Aynaları aynen. Için. Gösterge paneline geldik. Gösterge paneline hemen şuraya geldim. Şu uyarışının anlamı ne? Akü. Bir daha aç kapa yaptığım zaman görünmesini isteyeceğim. Şu anda bakıyorum. Akü lambası yandı. Diğeri motor arıza. Okey. Şu hangi gösterge? El freni. O göstergesi ne peki oradaki görünen gösterge? Şu an el freni evet. Çekik yani. Tamam. Normal gösterge şuradaki KMH yazıyor. Aynen. Hızı. Şu? Yakıt. Evet. Yakıtla doğru. Öbürüne hararet. Hararet. Diğeri? Şu gösterge ne? Kendisi. Ne devir, göstergesiymiş devir o? Göstergesi. Devir göstergesiymiş bu. Şurası da bilgi ekranı. Yani bizim aracımızla ilgili bilgileri veriyormuş. Hı-hı. Ne göstergesiymiş tekrar eder misin? Kilometre hızı. Evet. Yakıt. Evet. Hararet evet. Ve devir göstergesi. Devir göstergesi tamam. Sağ sinyal verir misin? Evet sağ. Hangi de? Evet. Sol sinyal verir misin? Kapatalım. Farlarımızın anahtarı sol sinyal kolunun üstünde. Bir tane çevirir misin? Bir tane çevir. Birincisinin ismi neydi? Kısa. Evet. Ondan önce park lambaları. Hı. Aynen. Bir daha çevir bakalım. Park. Bir daha çevirelim. Bu. Şimdi söyle. Kısa farlar. Selektör yap. Kendine doğru çekiyorsun. Aynen. Biraz daha şöyle çek. Evet. Aynen. Bu selektör. Tam çek bırak. Mavi direkt yanacak. Tamam mı bizlerde? Şunun gibi. Selektör yap. Tık tık. Okey. Şimdi farlar açıkken sol tarafta bir düğme var Aleyna bak. Solda. En solda bir düğme var. Göreceksin. En sol alt. Burası. Basar mısın en soldakine? En sol. Bas bakalım. Bak şimdi sarı yandı gördün mü? Hı hı. O neymiş? Sis lambaları aktif. Hı. Sis neredeymiş? O kısımdaymış. Tamam. Aktif. Evet. Silecek kolumuz aracın sağ tarafında. Kendine doğru çeker misin onu? Basılı tut. Bas iyice. Aynı sert. Evet gördün mü? Ön cam yıkandı doğru mu? Ondan sonra bir tane çevirir misin daire gibi yine? Bu otomatik kademe. Bir tane daha çevir. Bu birinci kademe. Bir tane daha çevirelim. Bu da ikinci kademe hız. Kapatalım. Geri içinde arkaya doğru şu şekilde ittirdiğimiz zaman bak geri çalışacak. Yap bakalım onu da. Ne oluyor? Arka taraf çalışıyor. Okey. Tamam. Ön çalışınca nasıl olmuş göster. Yıkat. Basılı tut iyice. Evet o gelecek zaten. Aynen biraz daha. Sert bas. Aynen. Yap basılı tut. Olmaz yoksa. Tamam. Anca bekle. Bak. Şöyle. Net. Bir daha yap. Alttan doğru yap. Heh. Tamam. Şimdi çalıştır kademelerini. Birinci kademe. İkinci kademe. Üçüncü kademe. Tamam mı? Kapatalım. Şimdi kornamız nerede? Bas bakalım. Korna da burada. Hani nerede olduğunu unutmayalım. Buraya geldik. Bu kısımları anlatır mısın bildiklerini? Dörtlü. Evet. Şu. Kapı kilidi. Şöyle. Şu. Direksiyon kilidi. Direksiyon modu. Aynen. Bak şimdi yazı yazıyor şurada. Siti gördün mü? Bastım. Gitti. Bu uzun yollarda kullanılıyor. Direksiyon da ağırlaşıyor. Buna bastım. Şehir içi kullanım. Hafifleşiyor direksiyon. Bu neymiş? Siti modu. Direksiyon modu. Şurası medya kısmı. Şu kısım havalandırma, hı hı, kısmı. Şu neydi? Sıcak soğuk. Evet. Şu. Ya da şunu söyle. İşte ayarı. Hangi derecede? Evet. Devir değil mi? Devir. Şu. Nereden geleceği? Nereden geleceği? Şu arkadaş
Klima. AC. Klimayı çalıştırmak için bu. Şu arkadaşımız. Arka cam rezidansı. Arka cam buğu çözücü. Buharlanmaması. Aynen öyle. Elektrikli çalışıyor. Şu da araç içi sirkülasyon yapıyor. Araç içindeki havayla. Yani şu anda mesela çalıştırdık ya. Araç içerisinde şuna basarsak araç içindeki havayla döngü sağlar. Burası havalandırma kısmımız. Arka cam rezidans, klima ve araç içi sirkülasyon düğmemiz. Buraya geliyoruz. Kaç ileri kaç geri vitesimiz? 5 ileri bir evet. Geri vitesimiz. Kaç tane frenimiz var? 1. Ha 2. 2 tane. Göster. Evet. Ayak frenini göster. Diğer ismi servis freni. Okey. El frenini göster. Bir de el frenini indir bakalım bir de. Evet. Tekrar çek. Basmadan değil mi? Tekrar indir. Esnetiyoruz yukarı. Çok iyi. Tekrar çeker miyiz? Tamam. Tepe lambamız nereden yanıyor? Bas, kapat. Ve araç içerisi bu şekilde. Ve şimdi ne yapacağız? Sınava başlamış olacağız. Aleyna Hanım. Bu şekildeydi. Parkını falan zaten çekip onu da atarız. Parkları da görürüz. Gayet sakiniz. Seninle beraber bu ikinci dersimiz inşallah iyi olacak. Evet arkadaşlar. Araç, dış tanıtım, iç tanıtım. Bu şekilde. Bunu da izledikten sonra bence her şey hazır olacağını düşünüyoruz. Evet kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Ben direksiyon etmeyi Can Çukurcu'cu arkadaşlar. YouTube ADTV, YouTube Can Çukurcu'cu takipte kalın.